Yarışma 5 etaptan oluşacak. İlk üç etapta sorduğumuz sorulara verilen cevaplara göre direkt puan alınacak. Formatımız 100 kişiye sorduk. En popüler 7, 6 cevabı arıyoruz şeklinde olacak. Dördüncü etapta x2 etabı, çünkü son etaba kalmadan artık puan farkı varsa kapatmanız için bir fırsat olacak. Diğer taraf için de ezici bir üstünlük kurma için bir fırsat olacak. Dördüncü etabın sonunda puanı en yüksek olan takımı alacağız ve son final etabına ödül, chattekilerde ödül vereceğimiz etaba götüreceğiz. Burada beşinci etapta ilk yarışmacının 25, ikincisinin 35 saniyesi var. Arda arda 5 soruyu soracağız. İlk 10. cevaplarını alacağız. Ardından ikincisini alacağız. En son toplayacağız. 150-200 puan arası ise bir oyun, 200 puan ise iki tane oyun sistemi üzerinden vereceğiz bu haftalık. Her sorudan önce çark çevireceğiz. Çarkın sağ ve sol tarafında oklar var. Hangi taraftaki sayı daha büyükse ilk söz hakkı o takımın olacak. Eğer en popüler cevabı vermemişse ardından diğer takım da cevap verecek. Böyle böyle çarkı çeviriyorum. Sol diyebiliyor muyuz? Neyi diyebiliyor muyuz abi? Sol. Yok öyle bir şey. Evet, ilk soru, ilk cevap hakkı Team Momentum'un oldu. İlk cevap hakkı Uğur abiden gelecek. Momentum bizde, devam. Abi kickoff yaptı adam direkt, ne momentum? Onlar o yüzden almış ya öyle. Evet, ilk soru, hemen Uğur abi 10 saniyen olacak, cevabı alacağım. Sabah uyandığında insanların ilk yaptığı şey. En popüler 7 cevabı arıyoruz. Kahvaltı yapmak. Kahvaltı yapmak dedi. Bakalım Uğur abi doğru herhangi bir cevabı vermiş mi? Uğur abi bildi ama en popüler cevabı bilmedi. Şimdi Ahmet abi ya. Üçüncü popüleri verdi. Ahmet abi üzerinde iki seçenek var. Hangisi? Bakalım ne geçiyor aklında? Herkes 7'deki cevabı söylememi düşünüyor ama ben 100 yıkamak. Onu diyecek miyim? 100 yıkamak diyor. Kahvaltı diyeyim. Kesin popüler. Bakıyoruz Ahmet abi Uğur abi geçebilecek mi? Ve Ahmet abi daha yüksek olanı bildi. Şimdi bu sorudaki diğer cevap hakları Team 7'ye geçti. 2 puan da kaybetmiş oldu. Şimdi ikinci cevap hakkını Görkem verecek. Görkem 60 saniyen var. İstediğiniz zaman durdurabilirim. Sabah abi, uyandığında insanların yaptığı ilk şey. Gözlerini açmak. Ya tövbe estağfurullah. Ya. Ya, tövbe. Abi söyledi bir kere. Bir şey söyleyeceğim. Söyledi. Bir şey söyleyeceğim. Tamam söyledi de bir şey söyleyeceğim. Jokerlerde şey var mı ya? Hani takım arkadaşını değiştirmek falan. Yani, ben kullanmak istiyorum arkadaş ya. Ben kullanmak istiyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Hani uyanmak demedi. Allah'tan uyanmak demedi ya. Uyandığında ne yapar? Uyanırız. Bir şey söyleyeceğim. Gözleri açak ama şey ne? Şu çapak mı deniyor? Ne deniyor ona? Onu silersin ya. Ben banko onu yapıyorum. Ben abi, o yüz yıkamaya girmiyor mu ama? Yüz yıkamaya ya giriyor o zaten. Bu arada sen... Sen üstünü açmak demedin mi? Hayır o ya hatalı çıkacak o yüzden söylüyorum. Bir daha Görkem ne dediğini bir daha söyle. Göz açmak. Çapaklarını silmek dedi. Yok göz yıkamak. İşte gözlerini şey yapmak abi. Neden? Hayır onu değiştir onu değiştir. O değil o yüz yıkamak zaten. Gözde yüzün içinde abi. Abi göz açmak abi, dedi yani sonuçta. Yardımcı oluyor moderatör bu nasıl? Hayır yardımcı ya, değil bu zaten göz yüz yıkamak da ekrana sığmıyor diye yüz yıkamak olarak. Tamam yani. İşte çarpı direkt yani. Söyledi sonuçta. Çarpı abi söyledi. Benim ne kadar takım arkadaşım da olsa ben bu yok abi öyle söyledi sonuçta. Bir kere çıkıyor. Şey ver, çarpıyı ver, bir şey olmaz ya. Sıkıntı yok. Ben göz yıkamak. Evet. Team 7 ilk çarpısını aldı arkadaşlar. Tamam, istifalık bir durum yok. Abi ilk defa yapıyoruz. Sakin. Yermeyin beni burada. Şimdi. Timer yok olur. Timer Ahmet abi 60 saniyeni başlattım. Tekrar hatırlatayım. Sabah uyandığında insanların yaptığı ilk şey. Nedir diye. Ben diyorum değil mi? Evet. 100 kişiye sorduk. 7 popüler cevap arıyoruz. 2 tanesini verdiler. 99. adam bendim. Diş fırçalama. Aynen. Diş fırçalamak dedi. Bakalım diş fırçalamak var mıymış? Bakalım temiz diş fırçalamak var. 14 puan aldılar. Tebrik ediyoruz. 50 puan ulaştılar şimdiden. Evet. Şimdi Görkem sen şey yap. Üstünü açmak falan yani böyle yine bir çarpı yerim. Görkem. 60 yani, saniyeni başlattım öyle söyle. Abi başlat. Abi bu da yoksa artık hani bir şey demiyorum. Tuvalete gitmek ya. Şimdi bu, en kapalı şekilde tuvalete gitmek ya. Bu bence bir numara çıkar. Yani tuvalete gitmek bakalım Görkem yine bir çarpı mı alacak? Yani ne kadar mantıklı söyledi bilmiyorum. Görkem ne dedi? Tuvalete gitmek dedi. En son orada kalmıştık. Bakalım tuvalete gitmek o tarz bir cevap var mıymış? Bir numara. Var mı?
Abi ben bu 1'e basınca niye bu şey göstermiyor? 1 numaralı cevap. Yani 2'dir 1 numaralı cevap olduğunu belirtmeye çalışıyorum burada. En iyisi şey, en azından biliyorum artık. 1 numaralı cevabı vermişim. Aynen. biz oynamadık ki. Biz oynamadan hemen bitirdim. Ha yani. Tamam düzeldi. Daha var 5-6-7 var bekle. Şimdi burada tuvalete gitmek, tuvalet yapmak. Yani hep o tarz tuvalete gittim, tuvalet yaptım dediği için tuvalete gitmek olarak yazdık. Zaten aynı şey. Aklınızda herhangi bir, yine bana bir top atacağınız bir durum yoktur diye düşünüyorum. Yok canım, hayır yok, o kadar da değil yani. Evet Ahmet abi, tekrar bir 60 saniye başladı. Soruyu zaten hatırlıyorsunuz. Son 3 popüler cevap kaldı. Üstünü değiştirmek. Üstünü değiştirmek dedi Ahmet abi, bakalım. Üstünü değiştirmek var mıymış? Üstünü değiştirmek de var. Ahmet abi hatasız gidiyor. Buradan da aldı puanı. Ya biz içine aramayız. Biz aileyiz. Aileler yarışır. Aile adamı. Şimdi Görkem'in işi daha zor. Cevaplar da azaldı. Bir de Görkem'in düşüncesini düşünürsek daha riskli bir durum. Hani adam bilmiyorum yani. Gözlerini açmakta falan Can, kaldı. İyi düşün. Bize kalırsa bir, en son kim yaparsa o kazanıyor değil mi? Aklımda evet, iki cevap var abi de birini seçmeye çalışıyorum. Tamam. Sen evet Görkem. Sen. Ben yanlış cevap versem dahi bir tane daha yanlış hakkınız var da. Adam biliyor yanlış cevap vereceğini. Yanlış cevap vereceğim biliyorum. İki tane daha hakları var. Bir şey gelmiyor. Benim aklıma bir şey gelmiyor şimdi. 45 saniye mi var? Düşün rahat ol. Panik yapmalık bir durum yok. Üç tane mi yanlış cevap hakkı var? Bir tane kullandılar. Bir saniye bir düşüneyim abi. Abi o çok olmuş ya. Yo abi 3 ya hemen sen 2 yapalım hemen sıra size geçsin herhalde. Ahmet abi biliyor gibi ya son cevabı. Ben yaptım şeyleri soruları ya. Aa yayında mıyız? Olmuş şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Vallahi 20 saniye mi var Görkem? Düşün. Pas diyebilirsin. Pas diye bir şey mi var abi? Pas diye bir şey yok. Direkt cevabı mı yok dersin? Görkem çapak silmek diyebilirsin bak. Görkem son 5, 4. Şey de uyanmak de. Abi yok hiçbir şey gelmiyor aklıma ya. O zaman emimiz bir cevabın yok yani. Yok, oğlum bir süre bitti daha ne emimiz? Chat'tekiler de tahminde bulunabiliyor. Chat'e yazabilirsiniz. Ona bir şey demiyoruz zaten. Öyle beklemenize gerek yok. Chat'te yaz biraz chat verdirmesin arkadaşlar. Lütfen. Evet son bir hata hakkınız kaldı Ahmet abi. Ve senden sonra sıra Görkem'e dönecek. Ona göre bir cevap vermen lazım. Görkem'e mi dönecek? Evran olsa dönme değil mi? Doğru size geçiyor yani Ahmet abi yanlış. Oğlum yeter ha. Tamam. Sabaha kadar yanlış mı yapıyor? Oynamayalım abi. Süren başladı Ahmet abi. Bir dakika şimdi. Bak. Oynamayalım ya. Attım, çapaklarımı sildim, yürüdüm, tuvalete gittim, yüzümü yıkadım, kahvaltı yaptım, dişlerimi fırçaladım, üstümü değiştirdim. Evden çıkmak. Ya. Aldım cevabı. Evden çıkmak aldım. Var mı? Maalesef yok. Ve sıra. Team Momentum'da Uğur abi söylemişti. Sıra Can'da şimdi. 60 saniyede başlattım. Yani şahsi olarak herkesin yaptığını düşünüyorum yataktan kalktıktan sonra yatağı toplamak. Yatağı toplamak dedi. Bakalım yatağı toplamak var mı? Yatağı toplamak da yok maalesef. Nasıl ya? Can ilk cevaptan patladı. Tabi bu soruyu bekarlara sorduk belki bilmiyorum. Bu 100 kişi ne pis abi. Bu 100 kişi pis yani. Ben başka bir şey olamaz. Abi sen insanlarınız pislikti. Hayır. Sen hiçbir şey kazanmadınız şu an sıra. Burada oğlum, haklarımız var. Ama şurada şöyle bir durum var. Eğer Uğur abiler de 2 tane hata verirse cevapları bilemeden hiç kimse puan alamıyor. Aynen. Oğlum bu yarışma böyle değildi galiba da neyse. Abi baksana chat bile şaşırdı yatağı toplamak nasıl yok diye. Litmanen zürafa. Emre abi hoş geldin. Litmanen. Aa Emre abi hoş geldin. İsa abi sen de hoş geldin. Bu Emre'nin çapkınlık hesabı değil mi? Emre BRP olan. Tabii. Uğur abi işte. Süren başladı Amor bu arada. Burada bilenleri falan izliyor değil mi? Şimdi soruyu... benim en başından beri aklımda olan enteresan bir cevap var. Hani düşüklerde çıkar diye düşünüyordum. Acaba olabilir mi? Ben şimdi hemen süreyi pat diye cevap vermeyeceğim. Çünkü bu sırada Can'da düşünsün istiyorum. O yüzden tabii mantıklı bir strateji. Aynen. Şimdi aklımda zaten cevabım belli. Ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Soruyu bir daha tam alabilir miyim? Soruyu tam bir sabah, şekilde demek istiyorum. Şöyle göstereyim. Sabah uyandığında insanların yaptığı ilk şey diye sorduk. 7 popüler cevap arıyorduk. 5 tanesini verdiniz. Tamamdır. İlk yaptığınız şeylerden aklımda var açıkçası bir tane. Ki ben her sabah yapıyorum. İlk yaptığım şey o. Yani abi ben telefona bakmak diyeceğim ama.
Çok i̇şte onunla alakalı. Alarmı kapatmak diyeceğim ben. Hayda. Umut telefona baksana. Alarmı kapatmak dedi. Süresi de zaten bitmişti. Alarmı kapatmak cevabı bakıyoruz var mıymış? Cidden de vardı. 12 puan aldı burada. Çok iyi düşündü. Üstad mısın be abi? Ya, biz öyle bilinmeyenleri biliriz. Vay arkadaş ya. Vay vay vay. Aman Emre abi banlanmayalım. Şimdi Emre Allah'ım ya. Can 60 saniyen başladı. Tekrar soruyorum. Sabah uyandığında insanların yaptığı ilk şey. Tehlikeli bir soru Emre. Yatağa topla. O çıkmadı. Onu dedi az önce. Emre'ye bak. Bence artık tek bir şey kaldı. Onu da neyse bir şey demeyeyim ben kopya olmasın. Yani ben tekrar aynı mantıkla gideceğim. Ben duş almak diyeceğim. Bence mantıklı. Duş almak dedi Can. Bakalım son cevap duş almak mıymış? Cevap duş almaktı. Tüm momentum kalan kısımları. Emre'nin dediğine geliyor. Niye duş alıyor abi herkes kalkınca? Ben yatınca. Abi kimisi abi, sabah. Ben sabah alıyorum işe gitmeden alıyorum. Ben de yani. Anladım. Nerede sorduğunuzu anladım. Emre'lerin o site var etrafında orada çok genç var. Onları sordunuz. Ben anladım. Neyse. Bundan sonraki sorulara ona göre cevap vereceğim ben. Tamam. Ya hep kendimden gittim ama yatağı toplamak olmaması yine. Bak nasıl kibar adam. Yatağı toplamak, kahvaltı hazırlamak falan diyor. Şimdi bu turda ilk turda böyle yapıyoruz. Diğer turda canlar mesela ilk cevabı yanlış verdi ya. Direkt otomatikman puan diğer karşı takıma geçiyor. Nasıl yani? Normalde öyle de şey hala yaşıyorum. Sıkıntı yok. Devam mı? Yok şu an yanlış bir şey yapmadık abi. Siz bilemeyince bize geçiyor. Biz hepsini biliyorsak biz alıyoruz puanı. Yok abi normalde aileler yarışıyor formatı şöyle. Aynen Görkem söylesin o sıra. 3 yanlış yaptık ya abi. Tamam. Siz Can'la ortak bir karar verip bir cevap veriyorsunuz birlikte. Eğer çıkarsa evet. Puanı siz alıyorsunuz. Hayır ya öyle değil öyle değil. Öyle abi. Normalde öyle değil. Yıllarca ezilik. Şu an yanlış ya. Giden bir şey yok mu? Yani var mı? Yok. Ya abi doğru böyle ya. Oğlum. Sizden bir 10 yaş fazlamız var en az yani. Bu programda yıllardır var. Abi bir şey söyleyeceğim. Programı daha dün izledim. Hangisini izledin? Şey mi? Geçen sene yapılanı falan mı izledin? Yok yeni şeyler var ya. Kimdi? Adını unuttum ya. Geniş ailede oynayan sunuyor. Tamam abi. Aynen. Onlar olmadan önce vardı bu program yani. Oğlum o programı yapan adam Uğur. Sen hayırdır? Hiç. Hayır. Görkem'in dediği doğru. Ben de öyle biliyorum. Ben şu an yanlış ama ifade bence, ettiğim için bence böyle devam ediyor. Ya. Ortak karar olsa işimize gelir bu arada. Ben de şöyle hatırlıyorum Uğur. Bir taraf biliyor. 3 tane çarpı alırsa karşı tarafa geçiyor. Karşı taraf bir tane sadece hakkı var. Ortak bir karar veriyor. Söylüyor. Eğer o bilirse puanları alıyor. Bilemezse kalkıp duşunu alıyor. Başka bir şey yok. Aynen. O zaman öyle yapalım abi. İşimize gelir daha çok. Abi. Bence de öyle olsun abi o zaman. Hayır şimdi bu yarışma böyle. Normalde öyle. Ben başta bir format böyle. İlk haftanın vermiş olduğu bir heyecan. Yani şey diyorsun yani bizim normalliğinden bir farkımız olsun. Eyvallah. Put merkez aileler yarışıyorum. Bulan kişi o açıklasın. Emre Görkem'le biz coin kardeşliği var ya bizde. Başka bir bu haftalık böyle sayalım. Ben az önce bir donunca bir panikleyince yanlış söyledim. Şeydeki Görkem'in dediği gibi diyebiliyorum. Hani biz bilemezsek karşı taraf alıyor. Aynen normalde öyle. Öyle olması gerekiyordu. Ben yanlış açıkladım. O yüzden bozmuyorum şu an. İşler karışır diye devam edeceğiz. Bence boz ya. Hani ilk tur böyle oldu ama. Ay ama siz yani avantajlı yani. Olmuş olabilirsiniz. Ben onun şeyini almıyorum. Sonra top bana kalır. Şey diyeceğim. İlk turu direkt saymadan devam etsek ne kaybediyoruz? Niye saymıyoruz abi? Biz puan kaybediyoruz. Yok aslında puan kaybetmiyorsunuz ki. Siz zaten ilk cevapta yanlış söylediniz. İlk hakkınızda Can yanlış cevap verdi. Puanı biz alıyoruz abi normalde o zaman. Ama o ben kararımı söylemedim. Ortak karar vermedik ki. Evet abi, doğru. O yüzden diyorum şey olarak problem. Yani saymazsak ne oluyor diyorum. Şöyle yapalım. 19 kişi çıksın. 20 kişi çıksın.
Yeniden açalım programı. Aynı soruları. Hayır, ben net alarmda dedirtilirdim yani, öyle bir şey olsun. Ben bu, yani öyle bir şey olsa ben Uğur abinin fikrini net alırdım. Yani. Evet. Sinan arkadaşımız bir şey söylemiş. Hocam demiş, yayını açıklama koysalar güzel, doğru diyor. Ne açıklaması? Zaten yazmıyor mu ödüllü yarışma? Neyi açıklamadan kastınız ne? Yani yarışmanın formatını. Katılımcılar diyor, adam girmeden diyor. Yarışmayı abi ben daha yanlış hatırlıyorum. Ben nasıl size açıklayayım şu an? İlk haftadan bunun kısmında bir panikleme oldu. Açıklama koysam iyice karışır. Moderatöre bak, kim yapıyor? Azarlıyor. Ağırlar yarış hocam sana yaz. Aa, şimdi aynısını da yapmayalım, ayıptır yani. Şimdi diyeceğim de bu normalde Görkemlerin anlattığı gibiydi. Ben burada yanlış söylediğim için böyle devam edeceğiz bu hafta. Çünkü şimdi diğer soruda normale dönsek puan haksızlığı olabilir. Ben onu almak istemiyorum. Bu haftalık böyle. Ya, dönelim tamam. Abi. Olmaz. Niye? Olmaz. Dönelim. Bence dönelim abi. Dönelim diyorsanız hepiniz dönerim. Yoksa böyle devam edeceğiz. Neyi döneceğiz? Yani bu yani şekil mi devam edelim? Yoksa normal yarışma formatına. Normale dönelim. Yani iki kişi normal diyor. Ahmet bence abi. Normal daha zevkli olur ya. Normale dönelim. Tamam, yani daha heyecanlı olur. Devam edelim ya o zaman. Adamlar... Bir şey yaptıysa vardır bir bildikleri. Ne dediniz şimdi Görkem'le Ahmet abi? Tabii ya, şunu yapalım. Yani biz örnek veriyorum, bildik diyelim 3-4 tane. Son bir tane bilemedik. Hani şeydeyiz kaldık. Cevaplarda. Karşı tarafa geçti ya. Karşı taraf kendi arasında konuşup tek bir cevap hakkı olacak. Evet öyle diyoruz. Tek bir cevap hakkı tamam, olacak. Tamam. İşte orada riskli olacaklar. Ha, ama bu arada... puan da aldık yani. Onu da söyleyeyim. Normal puan aldık. Tamam. Normal olması gerektiği gibi. Tamam. Görüşürüz Emre abi. Çok teşekkür ederim. Abi, eyvallah canım. Tamam, ikinci soruya geçiyoruz. Arkadaşlar ilk haftanın vermiş olduğu bir karışıklık. Normal. Devam daha iyi oldu böyle. Şimdi çarka dönüyorum. Şimdi ilk cevapları Görkem'le Can verecek. Çarkı çeviriyorum. Haydi Can. Hadi bakalım. Haydi Can. Sol tarafın daha büyük geldi. 18-19. Evet, şimdi ikinci soruya geçeceğiz. Görkem 10 saniye ne olacak? İkinci soruyu açıyorum. Önce bir soruyu göreyim. Tamam, sakin. Soruyu ben zaten söyleyeceğim sana. 100 kişiye sorduk. 7 popüler cevap arıyoruz. Vampir denince akla gelen bir şey söyleyiniz dedik. İlk şeyi. Vampir denince aklınıza gelen ilk şey. Devam. Görkem devam. Yüz yıkamak deme de. Abi şimdi başka bir şey diyecek. Görkem cevap vermen lazım. Süren bitti artık. Cevabı ver. Dedim ya kan diye. Kan dedi ilk başta. Tamam, Görkem'in kan emmek dedi. Bakalım cevap en popüler mi yoksa kaçıncı? Görkem kan emme ilk sıralamamızdaydı. Görkem en popüleri verdiği için Team 7'den devam ediyoruz. Kaldı geriye 6 popüler cevap. Ahmet abi sıra sende, süreni başlatıyorum. Vampir denince akla gelen ilk şeyi sorduk. Bizde bu ya. Bakalım. Var aklımda bir iki tane. Diş diyor Ahmet abi. Bakalım diş cevaplarımız arasında var mı? Diş de var. Ahmet abi sondaki cevapları biliyor. Bence daha zor olması gereken cevaplar. Ya da denk geliyor, bilmiyorum. Ya diş aklına gelir ya, benim de aklıma. Görkem 60 saniyeni başlattım senin de. Olacak karanlık. La ilahe illallah. Film ismi söyledim. Olacak. Bir şey değil mi? Bence bu. Kaçıncı bölüm? Onu söyle. Kaçıncı bölüm? Söyledi. Abi net vardır bu arada olacak. Bu arada ben bu cevabı Görkem'den beklemiyordum. Beklemedim, insandan gelen Görkem. Varmış Twilight filmi. Oha. Harbiden. Olması gerekiyor gözüküyor. Vampir deyince aklınıza alacakaranlık gelmez mi? Yani Edward yani abi. Edward falan, bu çoğu kızlar şey yapıyor. Benim de gelmedi valla. Koca kafalı Edward mıydı? Hadi bakalım. Sıradaki cevap hakkı Ahmet abi de bekliyoruz. Ya biz bu işleri biliyoruz. Sarımsak diyoruz. Ahmet abi. Sarımsak dedi. Hayır, Ahmet abi de filmlerden etkileniyor bir nevi. Doğru söylüyor. Yani abi, Görkem de yani. Hayır. Sarımsak değil ha. Sarımsak yoktu da hani niye adama yüklendin burada o kadar? Niye sarımsak yok abi? Korkuyorlar sarımsaktan, doğru diyor. Abi bu 100 kişi sarımsağı bilmiyor demek ki. O 100 kişi. Uğur abi bir tane cevap var. Daha chat bile söylemedi o cevabı aklımda olan. Hadi bakalım. Benim evet Görkem, süren başladı. Filmlerden gitmeye devam edeceğim. Dracula. Ama herkes yazıyor, biz söylüyoruz ya.
Söyle abi, onu söylediğini söyle. Görkem Drakula diyor. Bakalım Drakula var mıymış? Drakula da var. Burada 4 puan aldı. İsa abi aynı düşünüyoruz. İsa abi Uğur abi. İkisi de arka arkaya yazmış hatta onu. Dedikten sonra tekrar Ahmet abiye dönüyoruz. Son 3 cevap hakkınız kaldı. 2 de yanlış hakkınız. Az çıkmıştır o kadar. Ne abi? Pelerin abi, pelerin. Pelerin diyor Ahmet abi. Söyle süresini durdurduk. Pelerin var mıymış? Abi, 100 popüler cevap arasında maalesef pelerin yok. Ya, yazık, abi, Burak Berk kahraman değil. Evet, şimdi Team Momentum'un siz artık Twitter'dan bir yerden konuşarak bir Twitter'dan şey yapın. Bir iletişime geçin oradan. Aranızda bir cevap ortak bir cevap konuşuruz bu. Ya. Yayında konuşamaz mıyız? Ha, gerçi doğru, bittikten abi, sonra da hani ben şu an hazırlık için dedim işte. Konuşmayın da abi, biz etkilendim benim. Hayır hayır. Yok zaten aynen. Süre bittikten sonra sıkıntı yok. Evet Görkem, 60 saniyen başladı. Bir yanlış hakkınız kaldı. Vampir denince akla gelen ilk şey. Güneş ışığı. güneş ışığı diyor Görkem. Bakalım güneş ışığı var mıymış? 100 kişiye sorduk. 7 popüler cevap alıyoruz dedik. Ve... Gümüş. Oğlum güneş dedi o. Ben öyle. Gümüş ne? Abi yapmıyorsun. Ben önümdeki kağıdı ben gümüş yazmışım. Ben onu güneş okudum. Benim yazım çok kötü. Ya, Allah'ım ya. Hayır, evet, doktor yazısı ya. Gibi bir yazı var burada. Normal. Abi ben kabul etmiyorum. Yanlış kabul et. Hakkıcı yazar mıyız? HGG abi. HGG. Gümüş işe dedi. Bir şey söylemek istiyorum. Yani... Gümüş vardı, güneş ışığı yoksa ben kalkıp gideyim abi. Ben bu kadar. Hayır. Burada bir bir dakika, hiç şey yapmadan devam abi. Hiç çaktırmıyoruz. Burada yanlış cevap verildi. Bir şey söyleyeceğim. O gümüş harbi gümüş mü yoksa güneş gümüş mü oldu? Yok oğlum, gümüşten şey yaparlar ya. Ay, yani. Gümüş saç. Ama abi, yani güneşin olmaması saçma geldi biraz. Hayır. Ya şimdi şöyle, onlar şöyle nasıl diyeyim? Hani temsili olmuş artık. Aslında sarımsak dediği de doğruydu da. Hani gümüş daha ön planda tabii. Abi eksi 10 çıkartırız o kısımdan. Bir şey olmaz. Total puanla. Tamam. Şimdi normal, ay benim önümdeki kağıt. Şimdi her cevap verirsin göstereyim. Tamam, benim yazım zaman, biraz kötü. Tamam, o zaman bize mi geçiyor şimdi? Şu an sıra evet, size geçti. Şimdi biz tartışmaya başlıyoruz. Abi benim aklımda iki cevap var. Benim de iki cevap var. Sürenizde başlatıyorum 60 saniye. Cevap sayılı tabut var aklımda. Benim de abi yarasayla dolunay var. Dolunay kurt adam. Dolunay yazmıştır şimdi bu. ama zaten ikimizin de ortak şeyi yarasa olduğu için bence yarasadan gidelim. Çünkü yarasa diyelim. Tamam. Bence de ya. Var diğeri tabuttu yani. Benim aklıma gelen. Yarasayla tabut geldi açıkçası aklıma. Evet, yarasa dediler. Bilirlerse... Kazıklı voyvoda da falan da derdik de şimdi girmeyeyim oralara. Yok, o kadar olmaz zaten. Şimdi bakıyoruz. Demişlerdir abi yarasaya. Yarasa. Görkem ile Ahmet abiye sorayım. Sizce yarasa demişler midir? Abi sarımsağı bilmeyen yarasayı... Ya ayrıca şu da önemli yani. Ben şimdi sana sallamış gibi olacağım Harun ama bizim ne dediğimiz önemli değil. Senin ne açacağın önemli. Yarasa doğru cevap. Tamam. Şimdi burada 68 puan alınıyor. 10 puan eksi vereceğim. Herhangi bir patlama olmadı. Momentum devam. Peki 2'yi açabilir miyiz abi? 2'yi de açayım, hemen göstereyim. 2'ye tahmininiz ne şu an? Yani söyleyeyim. Tabut. Hayır, tabut. Tabut. Olabilir. Karanlık olabilir. Ay olabilir. Ay. Cevap aydı. Ay mıydı? Aynen. O dolunay desem o zaman doğru mu bilecektim şimdi ben? Bence sayılırdı. Bence de sayılması sayılacak, lazım. Sayılacak yani. Sayılacak. Ay sonuçta o da. Bak bilmişim, onu da bilmişim. Helal. O güzel. Evet. Ama... Team Momentum 168 puanda. Team 7 çünkü... hala puanı yok. Üçüncü etaba girerken. Şimdi bir dakika. Dolunay'ı nereden düşündüm dersen. Ben söylesen. Şeyden Twilight filminden düşündüm. Hani Twilight varsa abi, dolunay var. Abi Twilight'miş ya bu. Vallahi abi kağıdı diye. Okuyabiliyor musun? Benim yazım böyle. Ben orada güneşli gümüşü karıştırmışım orada. Abi bak, doktor olacak adam abi işte. Yazısı çok kötü. Aynen otomatik. Abi doktor olacak diye önce yazıyı bozmuş. Direkt 100 aldın. Geçtin hadi. Keşke öyle olsa ya. Yani yarın başla gel. Harun ne yazdığını kendi okuyamıyor. Okuduğu zaman doktor olacak. Bence de öyle olabilir abi.
Şimdi ilk iki etap sonunda Team 7'ın puanı yok. Ne düşünüyorsunuz bunun hakkında ya? Bir toparlama gelir mi 3. etapta? Şey değil mi? Ben programı sen bana anlattın. Yanlış anlattın o zaman. Hiç puan alamayan kazanıyor dedim. Ben onun için yanlış yanlış şeyler dedim. Öyle bir şey ne zaman anlattın mı? Yanlış mı oldu? Kayıtlarım var Harun, çıkartırım bakın. Ayda nasıl öyle bir kayıt var? Ben öyle bir cevap vermedim. Bilerek veriyoruz karşıya, taktiğimiz bu abi. Tamam abi, neyse, yapacak bir şey yok. İsa beni tanır, bak şimdi ben alacağım abi maçı. Evet. Alacağım. Üçüncü etaptayız. Yine ilk cevapları Uğur abi ve Ahmet abiden alacağız. 178 değil o, Gökhan abi 178. Değişmiyor mu? Nasıl değişmiyor? Ne? Şimdi yok, hep Ahmet'le ben şeyle Görkem'le Can mı yarışacak sürekli? Yo, senle işte Ahmet abiyle Uğur abi yani çaprazlama da yapabilir. Tamam, ilk çıkmak isteyen i̇şte kim bu soruda? Hayır, şöyle diyorum. Şimdi ilk Ahmet'le bendik, sonra Görkem'le Can'la şimdi değişmesi şimdi lazım. Şimdi Ahmet abiyle Can, işte ben ne dedim? Sen Ahmet Uğur dedin. Ahmet Uğur dedin. Arkadaşlar çok hataya takılıyor buradaki insanlar. Şimdi şöyle Uğur, normalde abi, o kağıda heyecan heyecan. Yani ilk programın heyecanı. Ahmet Uğur. Hataya takılmıyoruz. Ben çıkacağım sandım. Dedim hani yok, doğrusunu yok. Yapalım. Ahmet abiyle Can çıkıyor. Tamam. Tamam, hadi bakalım Can. Bekliyorum Can. Hadi bakalım. Evet, çarkı çevirdik. Bakalım. Üçüncü soru. X2 kitabın önceki son soru ona göre. Burada Team Momentum'a bozuk geldi. Hayır, bozuktu. Team Momentum'a soracağız ilk şeyi. Momentum. İsa'ya evet, bak, İsa'ya bak. Senin var ya. Harun Uğur'u nasıl seviyorsa komente geliyor. Abi, ya şimdi nasıl diyeyim, normal, ya ben söylemeyeyim şimdi bir şey de. Böyle takım daha iyi olur. Hayır, diye düşündüm. Bir şeyini biliyor, söylüyor da bak, demin izlemediği nereden belli. İlk elde ne dediyse en popüler cevap çıktı. Aynen, Mutlu Ahmet abi ilkinde Görkem batırdı, ikincide Ahmet abi yanlış yaptı. Mutlu merkeziyse buradan sana sesleniyorum. Neyse, şey İsa yapacağım. İsa karıştırdı chat'i. Al rakibini, al yanına şeyi, partnerini, gel karşıma. Hayda. İddialı. Şimdiden bir haftaki konuklar daha çıktı. Ya, bir şey haydi Can, al bizi süpürelim. Ben ne yaptım? İsa ayak üstü bana sallamış İsa abi. Abi neyiylesi, abartmayın. Şimdi bu soruda 6 popüler cevabımız var. Yine 100 kişiye sorduk. İlk cevap hakkı Can'ın olacak. Deminki 100 kişiye mi sordun, farklı bir 100 kişiye mi? Onun için deminkiler biraz maldı çünkü sarımsağı bilmiyorlardı. Benzer diyelim abi. Değiştireceğim ben çünkü. Can, 10 saniyen var. Sorumuz, arı denince aklınıza gelen ilk şey. Bir şey. İlk şey. Bak bizde. Şey. Bizde abi. O arı benim işim abi. Arı benim işim abi. Görkem bana bırak bu turu. Evet bırak. Can, direkt cevabını bal alalım abi. Bal dedim, bal. Kaç kavanoz bal? Evet. Can bal diyor. Bakalım. 5 kavanoz bal 100 TL. En popülerse chatteki herkese bir kavanoz bal Can'dan hediyeymiş. Dakika, en popüler en popüler cevap baldı. Team Momentum'dan devam ediyor. Bal ne abi? Bal atıyorsun evet, abi. Görkem abi 60 saniyen başladı. Şimdi yine ben Can düşünsün diye aklımda bir şey olmasına rağmen süremi kullanacağım abi. Bu sürede sizlerle sohbet etmeyi düşünüyorum. Nasıl, güzel taktik mi? Peki oğlum, ilk iki etapta... Boş ver, onları konuşmayalım abi. İlk iki etaptaki bahsettim. Sorular nasıldı? Vallahi güzel, keyifli gidiyor gayet. Bence bir sıkıntı yok. Bomba gibi başladık, bomba gibi devam ediyoruz. Tabii bir ezici bir puan İnşallah. Farkı da var. Bakalım bu turdan sonra ne olacak? Ezici değil ya. Daha çarpı 2'ler inanılmaz süre geçiyor. Yani. Süre daha var canım. 30 süre, saniye süre var. 20 saniye var şu an ya. Ha, geç yani geliyor. 9. Biz yarışmaya kazandık. Tamam. Kovan diyorum abi. Evet, ya. Uğur abi Kovan diyor. Bakalım Kovan var mıymış? Kovan da vardı. Yok, abi, 11 yok. Puan geldi. Tekrar Can'a dönüyoruz. Arı denince akla gelen bir şey söyleyin dedik. Evet Can. Düşünüyorum. Görkem, Google'dan bakma. Google'dan bakma mı? Görkem abi bir şeyler yapıyor orada. Düşünüyorum şu anda ya. Ben de düşünüyorum yandan. Evet, Can da düşünüyor. Taktiksel oynuyorlar Momentum'la.
Abi böyle olmaz ki ya. 100 kişi de böyle cevap verdiyse sen bir aydır onun için programı yapamadın. Tamam. Ya, ben ya. İlk dönem tamam. Başladım. Hani o orada anca. Aklımıza geldiyse söyleyelim abi. Mızıkçılık yapmayalım. Ben söyleyebilir miyim? Söyle. Eşek arısı. Eşek arısı diyor Can. Bence yok ama. Momentum'un... Evet işte diğer insanların gelmemiş. İlk yanlış abi, cevap geldi. Ya bu nasıl YouTube abi? Benim böyle bir kişi. Abi, benim aklıma da ara geldi abi. iğne diyorum abi. Abi bizde sıra. Abi daha sıra Momentum'da. Ben iğne diyorum. Ahmet abiden güzel bir taktik. Team Momentum yok, ikinci hatasını yaptı. Oha. Nasıl ya? Evet Can. Gördüm. Son bir hata hakkınız var. Abi, ve ilk dersen de. Pelerin yine... diyorum abi. Can. Pelerin de Can. Ben hayır bir dakika söylüyorum. Petek. Güzel. Petek dedi. Petek. Bakalım petek popüler cevaplar arasında var bunu mıymış? Bunu da baldan saymazdır işte. Petek var popüler petek. Cevaplar arasında. Petek. Etek mi dedin? Petek de mi yani? Petek. Sen etek falan deyince abi aklı gitti mi herhalde? Olmadı. Aynen ben dedim petek falan. Evet Uğur abi tekrar sendeyiz. Bir yanlış aklınız var. Ya yine olmaması çok şaşırttı ya. Gerçekten ya. Allah Allah. Abi böyle bir şey yok. Abi bak chatte çok güzel cevaplar var. Bir bak yani bir. Yok chatte yazılmamış bir şey söyleyeceğim ya. Çok da kopya çekmek istemiyorum. Tabii abi. Çok şey olmuyor öyle. Zaten bu zaman kadar chatten söylemedim hiç. Ben ilk defa söyledim. Yalan yok. Enteresan bir cevap söyleyeceğim ama tabii bu cevapların içinde şeyine bağlı. Abi aklıma benim arı deyince maya geliyor. Arı maya. Yemin ben de söyleyeceğim. Olur bir şey söyleyeyim mi? Onu saklıyorum 10 dakikadır. işte. İlk doğrudan beri mayayı tutuyorum aklımda. Yine yaş olayı biraz. İşte demek ki biz ya. Bunu genç nesile sormuşuz. Bak. O ne lan? Abi adam gibi kişilere sorun ya. Ne? Çoluk çocuğa sorun. Şaka abi bu. Şaka falan değil mi? Şimdi şaka değil. Team 7 bir cevap hakkınız var. Konuşup söyleyebilirsiniz. Sürenizi başlattım. Ya, Görkem. Arı denince akla gelen bir şey söyleyin dedik. 6 popüler cevap arıyoruz. 3'ü verildi. Abi. Polen. Abi bak. Ne diyorsun Görkem diyeyim? Polen olabilir. Benim aklımda da sokmak var. Oğlum gecenin bu vaktinde aileler yarışıyor aklımda. Evet estağfurullah. Artı 18 koy ya. Abi. Ya bak demin vampir soruyorlar emmek diyor. Şimdi sokmak diyor. Görkem abi Ramazan ya Görkem yükselmiş bir. Sabah kalkıyor duş alıyor. Bu adam nasıl bir adam oldu ya? Bak bir şey söyledim abi bak. Nereye geldik? Arı sokması olabilir. Bak sokmağı da yazdılar. Sokmak güzel Görkem sokmak iyi. Devam. 20 saniye kaldı. Polen soru, diyelim polen. Arı daha denince daha akla gelen bir şey. O son 10 saniyeniz kaldı. 10 saniye. Polen. Arı polen. Polen dediniz. Bakalım Team 7 buradan puan mı alacak yoksa 0 puandan bitecek? Abi bir şey diyeceğim. Çiçek polen okey işte. Hayır. Çiçek ayrı polen nasıl? Ayrı. Polen vardı. Buradaki puanların hepsi Team 7'a gidiyor. Tebrik ediyoruz. Şimdi bak bakayım çiçek var mı yok mu? Şimdi kalan iki arı sokması vardı bu arada. Abi var tabii var yani şimdi sokması. Çiçek şey de vardı. Abi iğne yok arı sokması var. Bu bir saçmalık olabilir mi ya? Bence iğneyi ona sayılmalıydı da neyse. Soru şu. Sen cevabı sokmak diyorsun direkt. Arı sokması desene kardeşim. Aileler yarışıyor burası. Bekarlar yarışıyor değil mi? Hayır direkt şey yap. Siz de söyleyebiliyorsunuz ya. Chat'teki herkes de söylüyor. Şimdi burada 73 puan aldılar. Şu an X2 etabına geçeceğiz. Yani burada ya puan farkını kapatacaksınız ya da Uğur abiler artık final etabına direkt girecek. Hadi. Momentum hala. Şimdi bu 4. etap X2 etabı. Herkese chat'tekileri de söyleyeyim. 90 saniye bekleme süremiz olacak sorulara cevap vermeden. Yani daha fazla düşünebilirsiniz. O zaman chat fazla kopya vermesin ya bu sefer. Yok 94. Şimdi her son cevabı 100 olmuyor. 94'de değil. Şimdi kimisi 3 kişi bir cevap, 2 kişi bir cevap verince eklemiyoruz. Direkt kopya vermeseniz daha mantıklı bunda. Çünkü X2 etabı ona göre ilerlemiş oluruz. Şimdi çark için Görkem'le Uğur abi gelecek. İlk cevap hakkını ondan alacağız.
Yine 100 kişiye sorduk. Kıpıran olmadı değil mi? Yok ya. 6 cevap. 6 popüler cevabımız var bu soruda da. Çarkı hadi çeviriyorum. Bakalım ilk cevap hakkı hangi takıma? Can lazım Can. Hadi olur, abi sen de İlk cevap hakkı Team 7'ye geldi. Bakalım neler olacak. Şimdi 6 popüler cevabımız var. Tekrardan hatırlatayım. Görkem hazır mısın? Hadi Görkem. Önce bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Ahmet abi. Canım. Sence hangisi daha mantıklı? Bizim ilk başta yarışıp 6'da 6 yapabilme ihtimalimiz ne olarak düşünüyorsun? Yoksa stratejik yaklaşalım sıra yolları mı bırakalım? Soruyu bilmiyorsun ama bak kafa ona göre de düşün. Ya işte onu da düşünürüm yani. Şu an o yüzden Ahmet abiye fikrini soruyorum. Ama bunu gelmeden düşün. Orada burada şey yapıyorsun. 6'da 6 yapmazsak biz karşı tarafa gidiyor puan. Doğru mu? Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Verelim, izleyelim, gülelim, eğlenelim abi. Biz neye uğraşıyoruz? Strese giriyoruz ya. Ben soruyu. Tamam. Boşluğu doldurun. Kara... Ya kara değil. Ağzıma sıçayım ya. Hayda. Abi ben niye bu ikidir patlıyorum böyle bugün ya? Kara sevda nokta nokta. Yanlış oldu ya. Abi cevabı verdi. Abi ben sırayı karşıya salıyorum. Abi cevabı verdi. Hayır. Ahmet abi. Sırayı veriyorum karşı tarafa. Abi sırayı adam cevabı verdi. Sen sırayı versen de. Bir şey diyeceğim. 6 tane daha var bunun. O yüzden karşıya. Yo yo 5. Mod istifa sıçtı şu an batırdım. Toparlamaya çalışıyorum da aklıma bir şey gelmedi. Başka soru yok mu başka soru? Başka yedek yok. Soru falan. Yedek ne bileyim ben patlayacağımı düşünmedim ki hiç bu kadar. Abi ilk program ya. Valla. Rahmetli Kemal Sunal geldi aklıma. Hani diyor ya başı ü sonu züm üzüm nedir? Hani bak ne diyorlar tette bak. Yarın sunuculuk için seni arayabilirler diyorlar. Öyle diyorum öyle bir diyorum. Diyor ki nokta noktaları doldurun. Hadi bir de hiç ben, bir de bunu ben yapmadan önce şey yaptım. Sizden önce bir kendim okudum ettim. Hiçbir şekilde tıkanma olmadı. Ama ciddi yayına girince panikledim ya. Şimdi burada bu da bir neydi bilmiyorum. Buradan sonra toparlanamıyor. Şu an hani batırdım. Sorarken eğlendirirken güldüren program. Evet. Öyle bir program oldu. Yarışma tekrar. Yarışma tekrar. Görkem. Bence biz soruları biz şey yapalım ya. Uğurları zora sokmayalım. Abi biliyordun mu? Nokta nokta sevda diyor ya benim aklıma hiçbir şey gelmiyor şu an. Yani kara sevdayı söylemese onu bile bilemezdim şu an o derece. Tamam ya şimdi işte. Bak ay, onu mesela saldığımızı varsayalım. Tamam onu salalım 5 tane biz cevap verelim mi gördüm. Ay, ben kusura bakmayın hani ilk program diye yoksa bu kadar batırdığım bir şey olmamıştı hiç. Sizin olur böyle. Ya, biz yine mi yarışıyoruz o zaman Görkem'le? Abi ben cevap vermek istiyorum ya. Sen veremezsin ki. Ay Görkem vermesi lazım. Boşluğu ben doldurun. Boşluğu doldurun. Abi o yok ya Görkem. Nokta nokta sev. Oğlum bir dakika. Bir dakika soruyu Umut yanlış yazmış. Ben doğru okumuşum. Bir dakika yani benim hatam yok. Kara mı olacak? Aynen kara nokta nokta olacak. Ben soruyu doğru yazmışım. ben bir şey yapmadım. Tamam benim bana programı hazırlayan yani Umut moderatör sayılır. Umut'un hatası. Hayda. Abi cevapların Hayda. Hiçbirinde sevda yok. Kara nokta nokta. Ben doğru okudum. Cevap. Hayda. Ben çünkü benim önüme baktım. Kara yazıyor. Karşıda sevda yazıyor. Kara sevda dedim o yüzden direkt. Tamam. Kara sevda nedir diyeceksin. Biz deyiz kara sevda. Umut'un özür demesi. Boşluğu doldurun. Kara nokta nokta. Kara nokta nokta. Tamam. 10 saniye ver. 10 saniye. 10 saniye. Şimdi... Sevdanın olmadığını hemfikir miyiz bu arada? Ona göre. Lan o yok. O yüzden boş ver. Süre bitti. Kara gece diyorum ben. Kara gece. Kara gece direkt yok. Nasıl yok? Yok. Futbolda kara gece. Ama. Şey kaçırdı o kadar. Ben biliyorum Can. Düşün o yüzden. Ben söyleyeceğim. Bileceğiz yani. Sinan yazmış. Kara gobra emenike. Oğlum diyeceğim. Kara gece yok mu gerçekten? 6 tanesinden de. Kara gece. Kara gece yok. Görkem bugüne kadar kara gece yoktu ama bugünden sonra olacak kardeşim ya. Kara gece. Maalesef. Bende mi sıra? Evet Can sendeyiz. Yok bende lan. Aa Uğur'da abi de. Oğlum ben batırdım şu an bana
Ben toparlayamıyoruz Can. Sıra kimde söylesin? Oğur abiyle görüşen konuşuyordu. Can da bozuyor seni şu an. Ben yüklenmeyin bu kadar abi. Ben de mi sıradayım? Tamam. Hadi sana geçti Uğur abi de ben cevaplayayım. Tamam, Uğur abi geçti sana. Kara değil. Ya abi bu ne? Nasıl bu? Emiyor, sokuyor biri delik. Kara delik vardı. Görkem'in dediği yoktu. Bravo Uğur. Biliyorsun bu işlerden, anlıyorsun. Şimdi Can sendeyiz. 90 saniye aniyem var. Boşluğu doldurun kara nokta nokta. Sevda yok değil mi kesin? O yok, o en popülerdi zaten bir de. Ben var ya, aklımda var ya bak, en az 10 tane var ya. 100 kişinin ben, söylediği hepsi var. Söylüyorum, kara bulut. Kara bulut. Aydın kara bulut. Kara gece daha mantıklıydı. Kara gece yedin sanki, böyle bir şey olamaz. Kara bulut yok. Hayda. Hemen göstereyim, burada 5 tane var. Patladık. Şimdi bunu yabancılara mı sorulmuş, Türklere mi sorulmuş bu? Yabancı. Ben sana söyleyeyim. Peki Dark mı, Black mi? Dark olarak da var. Bir tanesi öyle gibi yani. Biraz karışık bir saçma gibi de. Ben arkadaşlarıma sordum. O cevabı veren olduğu için ekledim. Yani şimdi sonra mesela... Şeyse hani Kara Cuma diyeceğim Black Friday hesabı ama. O öyle tamlama gibi de şey abi, o tarz değil öyle tam direkt. Onların düşünce tarzı gibi olabilir. Tamam. Şey Dark Web, kara şey. Ama nasıl çevireceğiz onu Türkçe'ye? Sen o direkt o kadar düşünme ya. Öyle çok şey olur abi. Kara tren. Kara tren. Al Türk. Burada Türk adı. Karatiren gecikir. Karatiren vardı. Sondaki ikiliyi bindiler. Daha çok yani Türk odaklı gidelim. Çok yabancı şey yok. Türk odaklı. Tamam. Can senin de 90 saniyen başladı. Kara nokta nokta. Kara kalem. Hayda. Oğlum ben ne yazdıysam söylüyorsunuz ya. Ayıp ya. Okuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Nerede kamerada? Kara kalem maalesef yok. Oo. Can iyi düşün. Kara kalem yok mu? Kara kalem. Herkes çok herkes cevaplarını siliyor. Ama kim oğlum bu? Yusuf oğlum diyorum ya, yabancılara sorduylarsa şimdi onda kara kalem muhtemelen kara kalem değil yani, anladın mı? Evet bakalım şimdi. Daha 70 saniyesi var, süresi uzun. Biraz beklemesi gayet normal bu soruda. Çünkü yanlış yaparlarsa ya, sıra Team 7'ye geçecek. Alessia 7 adamsın, kara kartal. Vallahi aklımda direkt bir de dediğim gibi harcılarını düşündüğüm için şey geliyor abi, asıl Batman kara şövalye. Batman Dark Knight. Doğru. Dark Knight kara şövalye en popüler çıkabilir belki. Kara şövalye, o da maalesef yok. Ya, anasının nikahı, bu ne lan? Abi çok özür dilerim, araya gireceğim, bir şey söyleyeceğim. Food Merkez bana diyor ki karşına ceketimi alır gelirim diyor ya, daha kara alem yazmış abi, yazı yazamıyor bu adam. Nasıl karşı? Vallahi abi bilmiyorum yani, bulsun yanına birini alalım sizi bir hafta. Ramazan bitsin herkes bir alem malem emmeler falan. Ya bir şey söyleyeceğim, biz bu saatten sonra bunu bilsek de bir şey fark etmeyecek. Çok güzel strateji yaptılar. Abi ortada 26 puan var. Biz bir şey bilsek, 20 açtırsak 46 2 ile çap geçemiyoruz gene. Valla strateji yapmadık aslında, bilmeye çalıştık. Biz rastgele söylemiştik ama güzel oldu bu. Adamlar istemeden bize oyundan attı, böyle bir şey olamaz ya. Hadi ya başlat süreyi baş. Oğlum o zaman madem böyle bir taktik var, biliyorsun biz karateren der sonra sallardı, karaterdar ortaş falan derdik ya. Ya onlar önünde. Abi orada aklında var mı? Benim ortak bir cevap söyleyeceksiniz. Ne var? Kara toprak var. Benim sadece... Bence bunlar yabancı olduğu için kara para demiş olabilirler ya. Yo ya tamam, yabancı değil. Bu soru da Türk mantığıyla düşün. Sonra kara para destek. Kara toprak abi bence. Abi kara Türk mantığıyla düşünen adam kara kalem nasıl demez olmadı, ya. Olmadı zaten, gömecekler bizi bu akşam. O zaman karam. Al artık. Evet Görkem ne dedi, karam. Ne diyorsunuz son şey olarak? Kara toprak diyoruz ya. Kara toprak. Kara toprak yoktu. Kara toprak. Oo. Abi şimdi bir dakika söylüyorum, sonra tartışalım zaten. İlki kara sevdaydı. İkincisi kara yazı. Aç hepsini gör. Üçüncüsü kara tahta.
Dördüncüsü kara kedi. Kara kedi, kara kedi. Kara kedi ya, kara kedi doğru. Ben dedim kanka kedi diye Görkem sana. Toprak. Karamba kamyoncular. Ama yani. Kara yazı hiç aklıma gelmez mesela. Tatta gelir de. Şey zaten hani kara yazıyı bilmek zormuş da kara yazıyı bilsek bile abi dediğim gibi çarpı ikili toplandığı zaman da geçemiyorduk Uğur abi de. Hocam siz şey yazıyı yazmak tahtayı da bilirdik. Abi, bir tane cevap hakkımız var ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ekle momentuma 26'yı görelim. Ben zaten momentumdayım. Şu tarafa geçemiyor muyum ben? Dur bakayım. Abi siz team 7'siniz ya 73 işte. Bak o yüzden. Yanlış yere geldik. Bak. Geçem dur. Geçemiyor muyum ben? Yok abi olmuyor. Hüseyin senin oradan çıkıyormuşum Uğur. Vallahi kalpten giderim şöyle. Ara gece. Vallahi. Bir şey Kaan valla ben de tanışmak istiyorum ya. Abi bir tek tek kişiyle. Yani virüs dönemindeyiz. Online soruyoruz bu soruları. Online soru. Hep aynı 100 kişiye sormuyor bile ya. Tabii herkese aynı değil yani burada. Tabii. Adam kara tren demiş kara kalem dememiş ya. Aynen ya kara kalem. Ayşe, oğlum herkes bir cevap veriyor. Bir adamdan iki cevap almıyoruz ki. Hayır çoğunluk olarak yani. Çoğunluk kara. Tren deyip de en baştan partner seçimde kalk. Ya İsa abi ve Rahmet abiyle ölüme bile giderim abi. Hiç ben partnerim. Hayda. Bak adam. Ben partnerimi çok seviyorum abi. Şimdi. Teşekkür ediyorum Görkemciğim. Ben de seni seviyorum beyler. Bir müsaade eder misiniz Görkem'le konuşalım? Görkemciğim çok. Hemen bir özel. Harun yarışma yapacaktın. Bizi çağıracaktın. Başlamadık mı? Hadi başlayalım abi. Daha. Ben öncelikle chatten hem sizden bir özür diliyorum. Yani iki kez bir hata. Gerçi bir kez oldu da büyük bir hata. Orada yani. Ben Umut yanlış yazmış. Ben de yanlış yapmışım orada soruya tam bakmayarak. O yüzden patladı. Problem değil. Şimdi yarışmayı herkes öğrendi. Bizler de öğrendik. Bu şekilde başlıyoruz değil mi? Şimdi gerçek sorulara geçeceğiz. Hazır mısın Görkem? Tamam kardeşim hadi başarılar. Uğur başarılar kardeşim. Haydi. Teşekkürler size gelsin. De. İlk soru gelsin. Şimdi bu 4 eleme sonunda Team Momentum 194, Team 7 70 puan aldı. Tabii son 7 abi işimiz 7. Burada son etap biliyorsunuz iki kazanan takımla oynayacağız demiştik. Her ne kadar kazanan takım tam olarak kazanmamış olmuş olsa da nasıl bu hafta. Nasıl tam olarak kazanmamış? Neden tam olarak kazanmamış? Bir karışıklıklar olduğu için hani karşı taraf bir şey abi dese ben mahcup olurum. Abi böyle bir şey var mı ya? Bileyim bir tanesiyle aldık yani. İşte marajı yok geldi gitti. Şimdi son etabı gösteriyorum. Burada 150 ve 200 puan arası alırsanız toplam bir oyun çekilişte vereceğiz. 200 ve üstü alınırsa iki oyun çekilişte vereceğim. Öncelikle Uğur abiye soracağım. Can sesi kapatacaksın. Yayından da bir ses alma. Ben de duyma. Aşağıya gidebilirim. Önce aşağıya mı aşağıya mı? Yok birinize soracağım illa. Biriniz kapatacaksınız yayını. Önce Can'a sor bence. Can Discord'u kapatırsan ekranda şu anda Uğur'un yerinde ben olabilirim. Aa, kapat. Hayır onu kapatma. Sen sadece ses almayı kapat. Ben sana WhatsApp'tan yazacağım. Tamam ben sağırlaştıracağım kendimi. Bir şey aynen. Diyeceğim biz seçemiyor muyuz onu? Tamam önce Can'a sorulsun diyorsun abi. Can'a soralım. Aynen. Tamam öyle yapalım. Tamam önce Can abi Uğur abi sen kapat. Ben sana nasıl ben Twitter'dan yazarım hemen. Ben neyi kapatayım şeyi mi? Ses almayacaksın yok, yayında. Yok yeter yazarsın. Discord'u susturuyorum. Ağzımı oku abi ağzımı. Ağzını okuma da ya. Tamam hoparlörümü kapatıyorum tamam mı? Tamam abi bir anlat. Tamam son etabı kapattın mı? Beyler ben yan ekrandan bakıyorum ağzını okumaya çalışıyorum. Canım bakayım. Gülüyor şu anda gülüyor bir şey yok. Yayını kapat. Görkem senin alttan duman efekti mi var ya? Arada bir duman. Yok abi. Ne oldu şimdi Harun? Herkes sessiz. Dur ben Uğur abiye yayını kapatacağım. Ben Twitter'dan yazacağım. Çok sessiz olmadı mı ya bir anda? Can 25 saniyen var. 5 soru soracağım. Tamam. Tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Uğur abi direkt kapattı da şu an ne yapıyor? Uğur abi bakalım hiç şey anlamıyorum ki. Uğur abi bilmiyorum ki. Sakin. Bir şey söylüyormuş gibi yapın. Eğleniyormuş gibi yapın. Susun gidiyoruz. Hadi hepimiz gidiyoruz. Uğur kalsın tek başına.
Kaç kaç kaç. Bırak bırak. Oğlum senin hakkında mı konuşuyorsunuz lan? Ahmet gidiyor bak, herkes gidiyor. Görüyorum oğlum sizi. Discord'dan görüyorum. Hey. Abi sen yayını kapat, ben sana Twitter'dan yazayım. Ben yayını da görme diyorlar. Bir şey diyeceğim. Discord'a bakıyordum ben sizi, kamera tepkini bana işaret çakarsınız diye düşündüm. Tamam ben sana böyle, sen beni yayından görmüyorsun ki, tamam sana buradan Ahmet abi gel. Hayır, gel yapar. Hayır seni görmüyorum. Tamam Ahmet abi. Ahmetler yapar işte, gel gel yapar gelirim. Tamam tamam. Kapıyorum sesi, haydi bak. Tamam. Evet şimdi 5 soru 25 saniyesi olacak. Hazırım. Chat için. Chat için bu tabi. Şimdi son etapa geçmeden şu ekranda vereyim hemen. Evet Can. Hazır mısın? Hazırım. Bir gezegen söyle. Mars. Nokta nokta ağrısı vücutta. Kol. Bir muz bozulmadan önce kaç gün saklanabilir? İki. Tamam. Büyük nüfusu bir ülke söyle. İstanbul. Ülke. Ülke. Hollanda. Tamam. Evden asla onsuz ayrılmayacağın bir şey. Ne? Evden asla onsuz ayrılmayacağın bir şey. Telefon. Tamam. Don. İstanbul. İstanbul yani. İstanbul ülke değil mi ya? Ben mi yanlış biliyorum? Ulan canlı adam seni. Şöyle senin cevapları yazayım sonra karıştık. Ya, o kol ağrısı değil. Baş deseydin daha iyi olacaktı da sonradan geldi aklıma. Hollanda dedi. Bayağı Hollanda gidiyor. Ne abi? Evet. Hollanda ne abi? Uğur abi çağırabiliriz. Uğur. Uğur abi. Geldim, geldim. Abi. Bir şey diyeceğim. Evet. Galiba fena patladık. Yo yo patlamadınız ya. Yani Can en son küfür ediyor gibiydi bir şeyler. Yo yo. Soru çok komik de ona gülüyorduk ya. Ben çok iyi de yarıştım. Bir baktım Can böyle saydırıyor falan. Abi böyle. 35 saniyem var. 5 soru. Ben sana değiştir dediğimde demek ki Can o cevabı vermiştir. Tamam. Hazırsan başlayalım. İmkanı yok. Bir dakika. Fazla chat'e bak, şey bakmayacağım. Tamam anladım anladım. Yayına da kafam karışmasın. Hadi abi. Tamam. Hazır mısın? Evet. Tamam. 3, 2, 1. Bir gezegen söyle. Mars. Değiştir. Neptün. Tamam. Nokta nokta ağrısı vücutta. Baş. Tamam. Bir muzu bozulmadan önce kaç gün saklayabilirsin? 10. Tamam. Büyük nüfusu bir ülke söyleyin. Çin. Evden asla onsuz ayrılmayacağın bir şey. Telefon. Değiştir. Cep telefonu. Çabuk. 5 saniye. Anahtar. Anahtar. Tamamdır. Bravo abi. Bravo Can. Şey, evet. Uğur. Uğur Can. Can dedi ki bir ülke söyleyin dedi. İstanbul. İstanbul dedim abi. Ben dedim ki aklına Çin demişse Hindistan derim dedim. Hani Çin adam İstanbul. Hiç beklemiyordum, ben de kaldım. Ne söyleyeceğim? Abi gezegene neden kimse şey demedi? Dünya demedi değil mi? Dünya demedi evet. Sonradan abi, geldi aklıma. Mars geliyor akla direkt ama öyle soruldu. Mars geliyor. Aynen. Uğur abi Neptün. 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 Neptün oğlum. Abi İstanbul çok iyiymiş ya, kaçırdım. Yayın tekrardan izleyeceğim. Abi nüfus deyince ben ülkeyi düşünmedim. Nüfus deyince İstanbul dedim direkt. Hızlı soruyor. Büyük bir ülke. İstanbul. Falan diyor. Doğru ülke olmayalımda gidiyoruz. Uğur abi ama söyledi şeyi güzel yaptık. Hollanda mı? Hollanda dedi. Hollanda dedi ya adam. Evet. Hollanda sıfır puan. Hayda niye böyle oldu bu? Ha tamam. Ama ağrıları güzel yaptık abi. Ağrı iyi. Evet şimdi. Ben kas ağrısı derdim eğer oğlum. Ben baş... İlk soruyu zaten tekrar belirteyim. Bir gezegen söyle dedik. Kaan. Ben de Kaan yeter 200. Can Mars dedi. Ve Mars diyerek en popüler cevabı bildi. 30 puan aldı daha burada. Görkem niye Mars diye geldi? Al sana Mars. Görkem. Dünya gibi görünüyor. Abi işte hani gezegen deyince akla onlar geliyor aslında direkt. Abi sorduğun zaman direkt Mars geliyor ya. Soruda sıkıntı var. İkinci soru. Nokta nokta ağrısı vücutta. Can kol ağrısı dedi. Buradan puan alamadılar. Can balonu patladı. Kimse kol ağrısı çekmiyor herhalde. Tamam.
Bence en popüler de kas derdim ondan sonra. Kas ağrısı derdim. Üçüncü soru biraz doğru bak. Biraz saçma değişik bir soru. Hani bir muz bozulmadan önce kaç gün saklayabilirsin dedik. Diş harbiden. Kol ağrısı değil harbiden ya. Yani. Can 2 gün dedi ve yine 0 puan aldı. Ne bileyim abi muz yani. Abi ben her gün yiyorum yani. Ben hiç saklamadım muzu. Ben sürekli tüketiyorum. Saklamıyor. Buldu mu yiyor. Can şey yapıyormuş. Bir tane alıyormuş bir tane yiyor. bir alıyor. Abi, günde bir tane yiyorum yani. Saklamıyorum ki. Uğur da aldım 10 gün. Karantina için almış. Uğur abi stokçu altında. Daha önce bozulan oldu. Dördüncü soruda. Artık bozulmuyor. Olgunlaşıyor. Yani. Aynen. Diyebilirsiniz. Ben büyük patladım ya. Büyük patladım. Can büyük patladı. Can'a Hollanda dedik ki büyük nüfusu bir ülke söyleyin dedi. Can Hollanda. Önce İstanbul dedi. Ülke dedik. Durdu bir. Hollanda dedi. Yine sıfır ülke çekti. Ülke ise Muş dedi. Ya ben ülke olarak aklıma ilk Hollanda geliyor abi yani. Allah'tan Can'ı ilk çıkardık ha. Bir de ikinci çıkartsak bok yedik etten. Abi canım ikinci çıksa ooo yandın. Evet son soruda harbiden Mart'ta olmasa ne yapacak bilmiyordum. Evde nasıl olsuz arayamayacağınız bir şey söyleyin dedik. Can dedi ki telefon dedi. Ve yine en popüleri bildi. Can ya popüler yani biliyor ya bilmiyor. Abi bende böyle ortası yok. O ikisini de ben söyledim bu arada zaten. Hani söylendiği için geçiniz. Şimdi Uğur abiye dedik ki bir gezegen söyle dedik. Uğur abi dedi ki Neptün. İçim çok zor. 134 lazım. Abi Neptün. Sen hepsinden puan alırsın da muzdan şüpheliyim. Uğur abi Neptün'den puan alamadı. Oha oha. Kimsenin aklına geldi. Hakikaten sen iyi geldin. Satürn diyecektim. Satürn deseydin evet olabilirdi abi. Dünya demediğim için. Neyse baştan toparlarız belki. İkinci soruda dedik ki nokta nokta ağrısı vücutta dedik. Ne olabilir dedik. Uğur abi baş dedi. En popüler. Abi yani. Burada basarken baş ağrısı en popüler cevaptı. Hep popüler cevapları veriyorsunuz şu an. Geri kalan 0 ve diğerleri de popüler 3'te 3. Chat kusura bakmasın ya patladık yani. Dedik ki bir muz bozulmadan önce kaç gün saklayabilirsin? Uğur abi dedi ki ben 10 gün saklarım. Uğur abi maşallah. 10 gün dedi. Nasıl bir yere sakladıysa 10 gün bulamıyor. Buradan 5 puan aldı. Oğlum durur muydu ya? Kaçmış en popülerce? En popüler 3'müş. Nasıl 3? Ulan 2 dedim ya. Ulan zaten markette en az o kadar duruyor. Valla işte eve götürdükten. Bir günde kaçırmışız ya. Bu çok ben 2 gün demiştim. Bir diğer soru büyük nüfusu bir ülke söyleyin dedik. Uğur abi Çin dedi ve en popüler cevabı verdi 38 puan aldı. Şuna Çin Hindistan desek ard arda. Amerika'da olurdu abi ya. Aynen. O üçlü buydu. Doğru saydınız şu an. Çin, Hindistan, Amerika. Evet. Ben cevap verdikten sonra geldi bütün cevaplar sonradan aklıma. Onu anladık. İstanbul'da çok bariz belli oldu. Durdu adam. Hollanda diye salladı ya. Son soruda evden alsan olsun da aramayacağınız bir şey nedir dedik. Uğur abi dedi ki ben dedi anahtarsız ayrılmam dedi. Bakalım puan alabilecekler mi? 150'yi geçebilecekler mi? Geç. Geçtik ya. 150 geçtiler görmüş olduğunuz gibi. 156. Yani ucu ucuna da olsa geçtiler. Tamam. Ben tebrik ediyorum öncelikle. Neydi anahtar değildi? Telefondu. Onu Can aldı zaten. Sonra cüzdan vardı. Çanta vardı. Para vardı. Vay ilginç. Ben Uğur abi tebrik ediyorum. Bana rağmen bence takımdık yani. Takımdık güzeldi. Güzeldi, eğlendik. Evet. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim öncelikle buraya kadar arada sorunlar da yaşasak güzel yarıştınız iki tarafta. Keyifliydi. Buraya kadar bol geldiniz. Teşekkür ederim. Zaman aileler yarışıyor'a katılmak istemiştim. Güzel ben her zaman katılmak istemiştim. Ben de katılmak istedim ama katılmamak da doğru yapmışım bu zamana kadar. Ben de katılmak istemiştim. Allah'tan hani televizyonda İstanbul falan demedim. Böyle düşün yani. Her yere çıkmıştın öyle. Bence çok normal abi benim söyleyeyim. Orada neler neler söylüyorlar televizyon karşısında. YouTube'daki o abla gibi olabilirdi. Muş. Tabii Can'ın o anını bir klibini alırız zaten atarız internete. Aynen. Onu bir olmadı biz şey yaparız. Ama kamerası yok ya o kötü oldu.
Ben çok teşekkür ediyorum gelen izleyen herkese. Haftaya yeni konuklarla görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın, şifayla kalın. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar bye arkadaşlar. Dikkat bye.